Tarihte gerçekleşmiş en büyük 5 firar. Her sistemin eksik parçaları vardır. Tarihte asla kaçılamaz denen yerlerden bile firar eden mahkumlar olmuştur. 1934, John Dillinger firarı. John Dillinger, 1930'lu yıllarda Amerika'nın orta batı bölgesini kasıp kavurmuş, 1903-1934 yılları arasında yaşamış banka soyguncusudur. Bu psikopat banka soyguncusu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Indiana hapishanesinden siyah boyalı tahta parçasından yapılmış bir silah sayesinde şerifin aracını çalarak kaçmıştır. John Dillinger, Chicago kentinde ilişki içinde bulunduğu Pony Hamilton'ın yanında saklanmaktayken, Hamilton'ın arkadaşı Anna Kumpanas'ın Amerika'da oturma izni karşılığında FBI'ya ihbarda bulunması sonucu Melvin Purvis adlı üst düzey FBI yetkilisi öncülüğünde bir sinema çıkışı pusuya düşürülüp öldürüldü. 1864, Libby firarı. Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaş sırasında yaklaşık 100 asker Virginia eyaletinde bulunan Libby hapishanesinden tünel kazarak kaçıp özgürlüklerine kavuşmuştur. 1962, Alcatraz firarı. Alcatraz hapishanesinin açık olduğu 1934'ten 1962 yılına dek adadan firar etmek için birçok mahkum çeşitli denemelerde bulunmuştu. Hapishane olarak kullanıldığı süre boyunca 36 mahkum 14 firar girişiminde bulundu. Bunlardan 23'ü yakalanarak, ikisi boğularak ve 6'sı da vurularak karaya çıkmadan firar girişimleri engellendi. Ancak geriye kalan 3 tanesinin ne olduğu asla bulunamadı. 11 Haziran 1962 tarihinde Frank Morris, Clarence ve John Anglin adındaki 3 mahkum hücrelerindeki eskimiş betonu yaptıkları matkaba benzer bir aletle deldikten sonra koridorlardan geçip havalandırmaya tırmandılar. Daha sonra demir parmaklıkları büküp çatıya tırmanan 3 arkadaş su borularına tutunarak aşağı indiler ve rivayete göre yağmurluklarından yaptıkları botla San Francisco'ya doğru yola çıktılar. Buradan sonrası ise bilinmiyor. Kimine göre kurtulmayı başardılar, kimine göre ise San Francisco körfezinde sularında boğularak öldüler, ancak hiçbir zaman cesetleri bulunamadı. 2001, Pascal Payet firarı. Karıştığı bir soygun sırasında yanlışlıkla öldürdüğü biri yüzünden 30 yıl hapis cezası alan Payet, ilk kez 2001 yılında adamlarının hapishanesinin çatısına getirdiği helikopter ile kaçmayı başardı. Bundan 2 yıl sonra ise bu sefer hapishanedeki 3 adamını aynı şekilde helikopterle kaçırdı. Ancak kısa süre sonra adamları ve kendisi yeniden yakalanarak hapse atıldı. Fakat Fransız hükümetiyle adeta dalga geçercesine 2007'de tekrar aynı yöntemle hapishanenin çatısına helikopter indirerek hapishaneden kaçtı. Ve aradan geçen 4 yıldan beri Payet ve arkadaşlarının izine henüz rastlanmadı. 2000, Texas yedilisi. Filmlere konu olan bu büyük kaçış 13 Aralık 2000 tarihinde Texas'ta bulunan John Connelly cezaevinde gerçekleşti. Cinayet, gasp, tecavüz gibi suçlardan ömür boyu müebbet cezasına çarptırılan 7 mahkum kaçışı ortalığın daha tenha olduğu öğle yemeği saatine denk getirerek gerçekleştirdi. Yanlarında silahsız bir gardiyanın bulunduğu sırada 3'ü mahkum, 10 hapishane görevlisi ve 1 gardiyanı esir alarak kaçışın ilk etabını başlattılar. Kaçaklardan ikisi görevlilerin kıyafetlerini giyerek kapıdaki gardiyana tamirat işleri olduğunu söyledi ve yanına kadar gidip o gardiyanı da esir alarak kısa sürede kapıya kadar ulaşmasını sağlayan son hamleyi yaptı. 7 mahkum cezaevine ait aracı çalıp kapıdan ellerini kollarını sallayarak çıktı ve ancak yarım saat sonra firar ettikleri anlaşıldı. Kaçışın ardından yüzlerce polis, helikopter, köpek ile firarileri yakalamak için arama başlatılsa da hiçbir sonuç alınamadı. Normalde bu tip toplu hapishane kaçışlarında kaçan mahkumlar bir süre sonra kendi yollarına gider ve herkes kendi başının çaresine bakar. Fakat hapishanede oldukça iyi bir arkadaşlık sağlayan mahkumlar arasında sıkı bir bağ olmuş olmalı ki kaçıştan 17 gün sonra Noel gecesinde bir mağaza soygununa karışıp bu soygun sırasında bir de polis cinayeti işlediklerinde yine 7 kişilerdi. 22 Aralık 2000'de bir görgü tanığı tarafından yapılan ihbar sonucu Texas yedilisi Woodland Park'ta bir karavanda köşeye sıkıştırıldı. Aralarından 4'ü teslim olurken biri intihar etti ve diğer 2 mahkumsa polisin elinden kaçmayı başardı. Ancak bu kaçış sadece 2 gün sürdü ve 24 Aralık'ta bir otelde yakalanıp yeniden hapishaneye gönderildi.